Almanya çok güzel zannederdim ta ki bu yaşadıklarımı görene kadar. Evet, iPhone 15 Pro Max almak oldukça ucuz, oldukça rahat arkadaşlar ama burada gerçekten hava atabileceğiniz kimse yok. Yani Türkiye'deki gibi bu telefon, araba olayları burada böyle statü meselesi olarak görülen şeyler değil, o kadar ciddiye alınan şeyler değil. Yani senin bir telefonun olursa bununla kimseye hava atamazsın. İnsanlar der ki ne yapayım yani ben senin telefonunu der. O yüzden yani bunun burada bir değeri kalmıyor. Yani siz hani bir hayalle geliyorsunuz buraya, diyorsunuz ki ben bunu alacağım, şunu alacağım falan filan ama bunun değeri kalmıyor. Hem sizin için değeri kalmıyor hem de dediğim gibi yani bir şeyini hissedemiyorsunuz, bir konforunu hissedemiyorsunuz çünkü herkeste var. Konfor herkeste olunca bu sizi özelleştirmemiş oluyor ve siz de bir anlamını hissedemiyorsunuz bu olayın. İkinci durum arkadaşlar, araba almak kesinlikle internettekilerin söylediği kadar kolay değil. Vergiler, bakım ve kasko ücretleri gerçekten bayağı bir pahalıya mal oluyor arkadaşlar. Yani arabayı evet ucuza alıyorsunuz, Türkiye'ye göre ucuza alıyorsunuz. Hala yakın, yani hala böyle 5000 euroya, 4000 euroya, 6000 euroya vesaire bu civarda böyle işinizi görecek arabalar alabilirsiniz. Bakın iyi bir araba demiyorum, işinizi görebilecek bir araba alabilirsiniz. Böyle yavaş yavaş iyi bir araba istiyorsanız yaklaşık zaten 10.000 eurolara doğru yaklaşır. Yani yavaş yavaş orta düzeye yaklaşırsanız. Hani burada da yani o kadar her şey eskisi kadar uygun değil. Bir 10 sene önce falan ben hatırlıyorum. Yani bayağı böyle 500 euroya, 1000 euroya falan arabalar vardı. Hollanda'da da Almanya'da da görüyordum ben, böyle ilanlar görüyordum. Ama artık böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani tekerlekleri olan, sizi bir yerden bir yere götürecek bir şey istiyorsanız yaklaşık bir en az 6.000, 5.000 euro gibi bir şey harcamanız gerekiyor. Devam edelim arkadaşlar. Aile diye bir kavram yok. Yaşlandığınızda önce evcil hayvanlarınızla vakit geçiriyorsunuz. Sonra yaşlılar evi Altenheim'e postalanıyorsunuz. Altesheim veya Altenheim, hangisi bilmiyorum. Farklı varyasyonları var sanırım. Dediğim gibi burada çok fazla yalnız yaşayan yaşlı var. Bütün aktiviteleri hafta sonu köpeklerini gezdirmek, köpeklerini yürütmek, dışarıda dolaşmak vesaire. Yani çok fazla insan burada yalnızlık yaşıyor arkadaşlar. Yaşlanınca gerçekten bilmiyorum. Burada zaten o aile şeyleri o kadar kuvvetli olmadığı için. Yani çekirdek aile evet bu bağlar hala korunuyor ama geniş aile anlamında buralarda çok aile bağı göremezsiniz. Genelde bunlar önemli günlerde buluşurlar. İşte Noel'de buluşurlar veya Paskalya gününde vesaire buluşurlar. Onun dışında çok fazla aile kavramı ve herkesin birbirine yardım etme kavramı burada çok fazla yok yani. O yüzden genellikle bakım evinde bakılırlar. Yani bakım evinde yaşlı bakıcılar tarafından bakılır birçok yaşlı. Bütün imkanlarınız elektrikli yürüyen sandalyeniz var ama size dokunan sıcak bir el yok. Tabii burada biraz abarttım arkadaşlar. Birazcık duygu sömürüsüne gitmiş bu. Ama dışarıda böyle görünce insan üzülüyor yani. Yaşlı insanlar böyle iki büklümler, kendi böyle makineleri var, yürüyen sandalyeleri, bütün elektronik teknolojik imkanları var ama yani onların yanında bir insan yok. Onlara yardımcı olan, destek olan kimse yok. Marketlerde mesela dolaşıyorlar böyle rafların üstlerine uzanamadıkları için mesela yardım istiyorlar. O zaman tabii ki gidip yardım ediyorum ama bazı konularda da bilemiyorsun yani yardım etsem mi etmesem mi, mesela bir şey poşet taşıma konusunda olsun vesaire. Bazen de hani ben yaparım neden uğraşıyorsunuz ki düşüncesine de girebildikleri için hani yardım etsem mi etmesem mi bilmiyorum. O yüzden ben genelde yardım istendiği zaman yardım ediyorum ama onun dışında böyle çok fazla şey yapmadım yani yardım etmeye kalkışmadım. Bilmiyorum, belki hoşlarına gider ama bilmiyorum, de henüz denemedim. Devam edelim, teyze yardım edeyim poşetlerini taşıyayım diyen de yok, kimse yardım etmeye yanaşmıyor. Yani bu dediğim gibi aynı olayla alakalı bir şey. Yani burada insanlar çok fazla böyle başkalarına bir şey yaptırmayı sevmiyorlar, istemiyorlar aynı şekilde. Ama sanırım yardım edildiği zaman mutlu olurlar yani diye düşünüyorum. Kim mutlu olmaz ki? Ama toplu taşımada vesaire arkadaşlar, ben görüyorum böyle yaşlı insanlara yol veriliyor. Yani yer veriliyor yaşlı insanlara ama bunlar kabul etmiyorlar. Ben ayakta giderim sağ ol diyorlar. Yani koltuk verildiği zaman çok defa başıma geldi. Çok defa gördüm yani gözlerimle. Bilmiyorum neden böyle yapıyorlar. Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Devam edelim arkadaşlar. Pazar günü gidebileceğiniz her yer kapalı. Aile günü diyorlar. Ailemizle vakit geçiriyoruz diyorlar ama yalan, aileleri falan yok. Evde yatıyorlar bütün gün. Bunu da yine biraz şaka payı koyarak yazdım arkadaşlar. Ama gerçekten ben anlamıyorum. Aile günü diyorlar ama zaten hani aile dedikleri şey 3-5 kişilik çekirdek aile. Yani aile olarak bahsettikleri şey çekirdek aile. Anne, baba, kardeş, bu kadar. Bunlarla da ne kadar görüşüyorlar, ne kadar birlikteler, o da şüpheli. Yani çok fazla insan tanıyorum burada Almanya'da. Annesi babası evli olduğu halde mesela başka şehirlerde yaşıyor. Annesi başka yerde yaşıyor, babası başka yerde yaşıyor. Kardeşi başka yerde okuyor, onun kardeşi başka yerde okuyor falan. Yani çekirdek aile içerisinde bile böyleler. O yüzden hani aile günü ne yapıyorlar ben çok merak ediyorum. Pazar günleri özellikle.
Sanırım şey yapıyorlar. Pazar günleri genelde ailecek yaptıkları aktivite olarak birlikte bisiklet sürmeye çıkıyorlar. Bu tabii ki çok güzel bir şey yani doğa içerisinde birlikte bisiklet sürmeye çıkıyorlar. Onun dışında cumartesi veya diğer günlerde de bildiğim kadarıyla böyle Almanya'da Verein denen şeyler var. Verein. Buralar böyle kulüpler yani belirli bir sporun kulübü mesela oraya yazılıyorlar, orada vakit geçiriyorlar. Onun dışında bilmiyorum sosyal aktivite neler yapıyorlar çok merak ediyorum. Ama yani fark ettiğim kadarıyla da birçok insan da dışarı çıkmıyor yani özellikle küçük şehirlerde böyle yapılacak çok şeyin olmadığı yerlerde birçok insan gerçekten bütün gün evde yatıyor arkadaşlar. Yani bu böyle bir şey gerçek yani ben böyle çok fazla insan denk geldim. Hani diyeceksiniz yok işte hayır onlar öyle yapmaz böyle yapmaz. Yani size yemin etmeme gerek yok ama yani çok fazla insan bütün gün evde yatıyor arkadaşlar pazar günü. Bilmiyorum biz Türkiye'de bu kadar dinlenme ihtiyacı niye hissetmiyoruz? Almanya'da herkes dinlenme günü, dinleneceğim, sessizlik falan hiç anlamıyorum yani. Bunu hiç anlamadım arkadaşlar.